Muhterem kardeşlerim, Kur'an'ın terbiye etmediği, Kur'an'ın hizaya getirmediği insanı hizaya getirecek ne kanun vardır, ne güç vardır, ne kuvvet vardır. Akla, hayale gelmeyecek mel'unluğu işler insanoğlu eğer Kur'an ahlakının referansıyla hayat sürmezse. Diyecek bir defa kafirlerin şu sözünü hatırlayacak. Ya leyteni kuntu turabe demeden o gün onlar keşke toprak olsaydık diyecekler. Kazancımız bize fayda vermedi. Servetimiz bize fayda vermedi. Keşke toprak olsaydık diyecek olan o insanlara benzemeyesiniz diye Allah size hılkatinizi beyan ediyor. O boya ile boyalanın. Boya, boya. Boya diyor, bakınız Kur'an-ı Kerim size nasıl bir ifade kullanıyor. Boyası ile boyalanın. Kur'an bir kimlik kazandırıyor insana. Kur'an insana bir şahsiyet ortaya koyuyor. İşte Kur'an'ı okunmadan öte bir ruha sahip olmadığımız için kimliklerimiz birbiriyle çatışıyor. Kişiliklerimiz, karakterlerimiz birbiriyle uymuyor, uyuşmuyor. Değil midir ki Müslümanlar, Allah Resulü bize el Müslümü ahul Müslüm, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir vücudun azaları gibidir. Vücudun azaları birbirlerini tamamlar bir vücut olursa işte Müslümanlar da birbirlerinin parçaları gibidir. Birbirlerinin parçaları birbirlerine uymasa bir vücut olur mu? Olmaz kardeşlerim. Buna binaen şöyle bir ayet hitap ediyor müminlere. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahu Ekber. Allah'ın ipine toptan sarılın. Bu iki mana. Bir, hep birlikte Kur'an'ın havuzunda eriyin. İki, hep birlikte Kur'an'ı parçalayıp işinize geldiği gibi alıp diğerine sırtınızı dönmeyin. Allahu Ekber. Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah'ın boyasıdır. Bir Müslüman elinden ve dilinden emin olduğu ölçüde Kur'an-ı Kerim'in kendisine semi'ne ve ata'ne gufraneke rabbena ve ileykel masir dediği duyduk, işittik ve itaat ettik diyen kim? Müslümanlar. Herkes kendine sorsun, duydunuz mu? Duydu. İtaat ettiniz mi? Hesabını kendiniz yapın. Ya eyyühellezine amenu ey müminler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah size neyi getirdiyse onu kabul edin. Duymadıkları, itaat etmedikleri, kabul etmedikleri halde duyduk, işittik deyip de behaimler gibi olmayın. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Duyduk, işittik deyip de işittik ve duymayan, işitmeyenler gibi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ السُّمُّ
sumul bukmul lezine la yaqilun. Allah'ın katında en şerliler duyduk ve işittik deyip de duymayan, itaat etmeyen hayvanlar zümresidir. Allahu Ekber. Bunu hayvanlara ifade etmiyor Allahu Teala. Lehum kulubun la yefkahuna biha ve lehum a'yunun la yubsiruna biha ve lehum azanun la yesma'una biha ulaike kel en'am bel hum adal ulaike humul gafilun. Allahu kalbi var idrak etmez, gözü var görmez, kulağı var duymaz. Bunlar hayvanlar gibidir. Bilakis hayvanlardan daha aşağıdır. Bunu anlamak için herhalde şöyle bir misal versek daha uygun olur. Hani bazen televizyon ekranında psikolojimizi bozan, bizi bizden alıp adeta iştahımızı kesen, bizi sinir uçlarımızı kemiren bir cani bir haber duyuyoruz. Canilik. Bu da olur mu dedirtecek bir haber karşısında ürperiyoruz. İşte o insanın duysaydı, görseydi, kalbi idrak etseydi, merhamet duygusu olsaydı ölümü tercih eder, ölmeyi o fiili icra etmez.